Offroad tutkunları Ankara'da bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen araçlar Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ikinci etabında yarıştı. Offroad Şampiyonası'nda sporcular en iyi süre için gaza bastı. Zorlu parkuru Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da deneyimledi. Arazi araçları piste çıktı. Engeller bir bir aşıldı. Offroad tutkunları Ankara'da bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen araçlar Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ikinci etabında yarıştı. Şampiyonaya 34 araç ve 68 sporcu katıldı. Dik yamaçlar, rampalar, su geçişleri Offroad Şampiyonası'nın ikinci etabında sporcular kıyasıya mücadele ediyor. Offroad Şampiyonası'nda sporcular en iyi süre için gaza bastı. Sürücülerden bazıları pistteki çoğu engeli ustalıkla geçti. Bazıları ise çamurlu ve dik olan engellerde zorlandı. Dört kategorideki müsabakalar çekişmeli geçti. Çekişmeli yarışlar izleyenlerin de nefesini kesti. Dört teker havalanıyor. Ben böyle heyecanlanıyorum. Buradan gidip yardım edesim geliyor suda kalanlara. Çok zevkli, çok keyifli. Yarışları izleyenler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da vardı. Güzel bir parkur yapıldı burada. Bu parkur inşallah 365 gün burada kalacak. Otomobil sporları severleri, özellikle off-road'a merak duyan vatandaşlarımızı Kızılcahamam'a ama bu yeşil havasıyla, yeşiliyle gerçekten güzel memlekete bekliyoruz. Bir süre sonra o da kaskını taktı, hazırlıklarını tamamladı ve co-pilot koltuğuna geçti. Yarışmanın ikinci gününde sporcular 5100 metre uzunluğundaki seyirci etabıyla yarışı tamamladı.